Ülkemizde çok fazla bilinmeyen Babürlü Devleti üzerine yazılmış bu değerli eseri takipçilerimizden 5 kişiye kronik kitap aracılığıyla hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone olup yorumlara #Babürşah yazmanız yeterli. Sonuçlar Twitter ve Instagram hesaplarımızda duyurulacaktır. Yayınladığı yapıtlarla tarih bilincinin oluşmasında önemli katkıları olan kronik kitabın eserlerini temin etmenizi tavsiye ediyor ve videomuza geçiyoruz. Timur'un mirası üstünde. Emir Timur'un Asya İmparatorluğu kendisinin ölümünden sonra giderek güç kaybetti. 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde emirin soyundan gelen Mirzalar devletin farklı bölgelerinde merkezden koparabildikleri parçalarda birbirlerinden bağımsız ufak devletçikler kurdular. Ebu Said Mirzaoğlu Ömer Şeyh de valiliğini yaptığı Fergana'da kendi hüküm sancağını açan Timurlu Mirzalarından birisiydi. Ömer Şeyh kardeşleriyle mücadele edip varlığını sürdürmek isterken bir kaza sonucunda ölünce yerine 1494 yılında 12 yaşındaki oğlu Babür Mirza geçti. Tahta geçen bu çocuk bırakın Türk ve İslam tarihini, dünya tarihinin en enteresan, en maceraperest ve en ilginç liderlerinden birisi olacaktı. Macera dolu hayatıyla diğer pek çok liderden ayıran özelliklerinden birisi de aslında bize olan yakınlığı ve samimiyetidir. Nasıl olur da 500 yıl önce yaşamış biri bize bu kadar yakın olabilir demeyin. Çünkü Babür hiçbir zaman sadece bir hükümdar değildi. Tacının ona kattıkları dışında Babür bir kâşif, seyyah, maceracı, savaşçı, sufi, yenilikçi, aşık, şair, düşünür sıfatlarını da yakıştırabileceğimiz bir Rönesans lideriydi. Tıpkı kendisi gibi önemsenmeyen ve kenara atılmış hatıratında en samimi duygularıyla zaferlerini, yenilgilerini, vatan hasretini, sürgünlerini, kaçışlarını, zevklerini, inanışlarını ve hatta sapkınlıklarını dahi bize aktararak günümüz insanının kalbine dokunmayı başardı. Kapalı kutu gibi görünen ve kasvet dolu dünyalarında yaşayan ülke liderlerinin aksine Babür, bilinmek istercesine "ben buyum" mesajını veren ve araştırılmak için bekleyen, ağzı sonuna kadar açık bir hazine gibi adeta. 12 yaşında Fergana beyi olan Babür, baba tarafından Timur'un 5. göbek torunuyken anne tarafından Cengiz Han'ın 13. göbekten torunuydu. Tahta geçtiği ilk yıllarda amcası Ahmet ve dayısı Mahmut'a karşı elindeki toprakları başarıyla korudu. Fergana dağlarla çevrili verimli bir yerdi ama ufaktı. İyi idare edilmesi halinde 4-5 bin tam teçhizatlı süvari besleyebilecek kapasitedeydi. Bunu bilen çocuk hükümdarın aklında büyük dedesi Timur'un başşehri olan Semerkant vardı. İlk yıllarında yakaladığı başarının ardından kazandığı prestiji Semerkant'ı almak amacıyla kullanmak istedi. 1496 yılında büyük bir meşakkatle kuzeni Baysungur'un elindeki şehri kuşattı. Fakat başarı sağlayamayınca bir dahaki sefer mevsiminde tekrar gelmek üzere muhasarayı kaldırdı. Planladığı gibi 1497 baharında bu sefer Buhara ve Hisar hakimleri olan diğer kuzenleriyle anlaşıp şehri tekrardan kuşattı. Sungur birleşen akrabalarına çok fazla mukavemet gösteremeyip şehri terk etti. Böylece Babür atayurdunu ele geçirdi. Semerkant alınmıştı alınmasına ama şehir savaşlardan dolayı eski görkeminden çok uzak ve haraptı. O devirlerde askerler vatan, millet, Sakarya kafasında savaşmazlardı. Onları birinin bayrağı altında savaşa iten en önemli şeyler, liderlerinin karizması, kazanılan zaferler ve ganimetti. 15 yaşındaki Babür'ün apaçık bir potansiyeli vardı ama parası yoktu. Şehirde boş olunca askerlere yağmalatacak mal ya da verilecek para bulunamadı. Böyle olunca ordusu yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ha, bir de Fergana vardı. Babür sefere çıkınca kendi kalesi boşta kalmıştı. Bunu fırsat bilen kardeşi Cihangir, Akkoyunluların da yardımıyla başa geçti. Haberi duyan Babür emri altındaki az sayıdaki adamla hareket etti. Yola koyulunca bu sefer de Semerkant boş kaldı. Kuzeni Buhara'dan gelip şehri aldı. Böylece Babür topraksız bir asil olarak ortada kala kaldı. Zayıflığımdan gölge gibi oraya buraya düşüyorum. Eğer bir duvar bulamazsam tamamen düşerim şeklinde durumunu anlatan Babür, etraftan asker toplamaya başladı. 1498'de kardeşine boyun eğdirdi. Zor da olsa Endican'ı alıp Fergana'nın hakimi olmayı başardı. Gücünü toplamak için girişimlerde bulunduğu sırada Türk dünyasının yeni aktörlerinden birisi daha sahneye çıktı. Babür'ün dayısı olan Çağatay Hanı Mahmut'un komutanlarından Şeybani Han, o sıralarda Yesi civarında kendisine bağlı obalarla kışlamaktaydı. Şeybani Han ve onun bayrağı altındaki konar göçer gruplar çok dinamikti ve yeni yurtlar bulmak konusunda hevesliydi. Bu heves ve dinamizm, Şeybani Han komutasında binlerce konar göçerin Maveraün Nehir'e akmasını sağladı. Buhara ve Semerkant'ı ele geçiren Han, böylece Şeybaniler olarak adlandırılan Özbek Hanlığını kurdu. Atayurdunu Özbeklere yar etmek istemeyen Babür, Şeybani Han kentte değilken aniden bir baskın yapıp şehri yeniden ele geçirdi. Özbekler bunu duyunca Buhara'dan toplanıp sefere çıktılar. Babür de rakibini karşılamak için yola çıkınca Timurlu ve Özbek orduları 1501 yılında çetin bir muharebeye tutuştu. Özbekler daha bozkır stili savaşırken Babür'ün ordusu buna ayak uyduramadı ve yenildi. Bu muharebeyi takiben çile dolu Semerkant kuşatması başladı. 4 aylık kuşatma sonucunda Babür şehri terk edip canını zar zor kurtardı. Fergana'ya geri dönemezdi. Çünkü Ahmet Tambel adlı bir komutan isyan edip bölgeyi ele geçirmişti. Babür bir kez daha topraksız bir hükümdar olarak yollara düştü. Bu sefer dayısı Mahmut Han'ın yanına kaçtı. Batı Çağatay Hanı Mahmut ve Doğu Çağatay Hanı Özbeklerin bu denli büyümesinden rahatsızlardı. Hem onun üzerine yürümek hem de Fergana'da söz sahibi olabilmek adına yeğenleri Babür'ü de yanlarına alıp 15.000 adamla Ahmet Tambel'in üzerine yürüdüler. Babür her ne kadar dayılarının kendisini kandırdığını bilse de çaresizlikten onların isteklerini kabul edip yola koyuldu. Fergana'nın kuzeyini alıp güneyine indikleri sırada Şeybani Han 30.000 kişiyle bölgeye yürüyüp Çağataylıları arkasından kuşattı. Yapılan muharebe sonucu hanların ikisi de esir düştü. Babür ise zar zor güney dağlarına sığındı. Babür yanındaki 200 kadar Türk ve Moğol'la beraber sefalet içerisinde uyuyacak bir çadırı dahi olmadan dağları aştı. Tek umudu Hisar hakimi Hüsrev'in konukseverliğiydi. Fakat Hüsrev Babür'ü o kadar da hoş karşılamadı. Mesafeli yaklaştı. O esnada Horasan'ın Timurlu hakimi Hüseyin Baykara, Hüsrev ve Babür'e ittifak için mektup yazdı. Çığ gibi büyüyen Özbek tehlikesine karşı set olmayı teklif ediyordu. Şeybani Han ise kendisine karşı kurulacak olan ittifakı sezip Fergana, Hisar ve Belh civarını ele geçirdi. Hüsrev'in dağılan adamları beklenmedik şekilde Babür'ün emrine girince Babür yeniden ümitlendi. Ezeli rakibi Özbeklere karşı gelemeyeceğini anlayıp daha da güneye, Hindukuş dağlarına indi. Amacı Kabil'e varmaktı. Kabil ve çevresi bir zamanlar Babür'ün amcası Ulu Mirza tarafından yönetilmekteydi. Onun ölümünden sonra komutanlarından Mukim Bey, Mirza'nın kızıyla evlenip burada hakimiyet kurmuştu. Babür kendi hanesine ait olan bu diyarı Mukim Bey'i korkutarak savaşsız bir şekilde ele geçirdi ve 1504'te yeniden toprak sahibi bir hükümdar konumuna yükseldi. Özbeklerin kurduğu Buhara Hanlığı'nın sıradaki hedefi ise Horasan oldu. Şeybani Han büyük orduyla 1506 yılında Herat'a doğru yürüdü. Timurlu Hüseyin Mirza da ordusunu alıp yurdunu savunmak için Özbek Türklerinin karşısına çıktı. Yapılan savaşta Timurlular yenildi ve Hüseyin Mirza öldü. Bir yıl sonra 1507 yılında Şeybaniler Meşhed'e kadar her yeri alıp Horasan'daki Timurlu Devleti'ni yok etti. Böylece Türkistan'da Timur Hanedanı'ndan geriye sadece Babür ve kardeşleri kaldı. Orta Asya'nın en güneyinde bunlar olurken İran'da Şah İsmail'in güneşi parlamaktaydı. Şii inancını Anadolu'nun yanında Orta Asya ve Horasan'a da yayma amacı güden Şah, gün geçtikçe güçlenirken doğudaki Özbeklerle sınır çatışmalarına girdi. Şah İsmail doğuya, Şeybani Han da batıya ilerlemek isteyince iki devlet arasındaki sürtüşmeler bir anda bir mezhep savaşına dönüştü. İş o kadar hararetlendi ki Orta Asya Sünniliğinin liderliğini ve koruyuculuğunu üstlendiğini ilan eden Şeybani Han, Şah'ın kızıl başlıklı takipçilerine karşı kendi askerlerine yeşil başlık takarak safları iyice ayrıştırdı. Bu husumetin sonu 1510 yılında Merv'de büyük bir muharebeye vardı. Yapılan savaşta Şah İsmail galip gelmeyi bildi ve rivayete göre Şeybani Han'ın kafatasını altınla kaplatıp zafer şarabını bu kadehten içti. Şah İsmail Şeybani Han'ı ortadan kaldırınca Babür ile yakınlık kurdu. Şah'ın amacı kendini Kabil'de padişah ilan eden Babür aracılığıyla Horasan ve Maveraün Nehir'i Şiileştirmekti. Faydacı bir kişiliğe sahip olan Babür, Şah'ın desteğinin önemini anladı. Derhal ordusunu alıp Hisar'ı ele geçirdi ve İsmail'in desteğine açık olduğunu, onun üstünlüğünü tanıdığını belirtti. Şah bir orduyu Babür'ün yardımına gönderdi. Bunun üzerine Babür de Şii mezhebine meyledip kafasına kızıl sarığı geçirdi. Arkasındaki Safevi ordusuyla Atayurdun'a ilerledi. Safevi ve Timurlu ordusu kısa sürede Özbekleri yenilgiye uğratıp 1511 yılında Semerkant ve Buhara'da dahil olmak üzere pek çok yeri ele geçirdi. Artık Babür bir Safevi vassalı olarak da olsa atası Timur'un topraklarına hükmedebilecekti. Halk başta bölgenin yasal varisi Babür'ü gördüğü için oldukça mutlu oldu. Ama dayatılan yeni mezhep karşısında bir anda tüm oklar Babür'e dönüverdi. İnsanlar onu istemez, ondan nefret eder olmuştu. Şiilik Anadolu'da olduğu gibi Horasan ve Maveraünnehir halkında kolay karşılık bulmamıştı. Halk isyanlar çıkarıp direnmeye başladı. Babür Şah giderek yönetimden uzaklaştırılırken, Safevi emirleri Özbek beyleriyle savaşarak Maveraünnehir'de bir kargaşa ortamı oluşturdu. Batı'da Yavuz Sultan Selim Osmanlı ordusuyla İstanbul'dan hareket edince Türk ve İslam dünyasının o anki çehresi değişti. Sultan Selim, Şah İsmail'in hem batıda hem de doğuda ilerlemesini durdurmak üzere İran'a doğru yürüdü. Şah ile Sultan arasında 1514'te Çaldıran'da gerçekleşen büyük muharebede ezici bir şekilde galip gelen, teknolojiyi elinde tutan Yavuz oldu. Bu savaşla beraber Safeviler çok büyük bir darbe aldılar. Etki alanları bir anda daraldı. Bu da Osmanlı ile halihazırda müttefik olan Özbeklere yaradı. Safevilerin eski desteği olmadan bölgede tutunamayacağını anlayan Babür, 1514 yılında vatanını Özbeklere bırakıp Kabil'e çekilmek zorunda kaldı. Böylece Babür için Semerkant defteri açılmamak üzere kapandı. İndus'un ötesi. Tekrar Kabil'e dönen Babür, hala Özbek tehlikesinden korkmasına rağmen bu işin böyle gidemeyeceğini anladı. Bir maceracı şehzade, bir paralı asker gibi oradan oraya koşup durarak hırslarını gerçekleştiremezdi. Onun durup bir yerlerde kök salması gerekliydi. 1514-1519 arasında egemenliğini Afganistan'da oturtmakla, belli bir sistem kurmakla uğraştı. Yeni yasalar çıkarıp kurallarını, vergi düzenini oturttu. Hiçbir zaman etnik ve bölgesel temelli olmayan ordusunu genişletmeye çalıştı. Osmanlı Sultanı Selim'in İran ve Mısır'da yaptıklarından ilham alarak ordusunu ateşli silahlarla donatması gerektiğini kavradı. İstanbul'dan top ve tüfek ustaları getirterek barut kullanımını ordusuna soktu. Osmanlı stili tabur cengiyle Özbek stili savaş taktiklerini kendi melez ordusuna entegre etti. Askeri, hukuki ve idari düzenlemeler yapan Babür, bunları yaparken bir yandan da sanatla uğraştı. Zevkine düşkün olan padişah kendisine has güzide eğlence yerleri inşa ettirdi. Nehir ve göl kenarlarında düzenlediği eğlence gecelerinde sabahlara kadar sarhoş olup eğlendi. Bunlara ek olarak savaşçı kimliğine de ön plana çıkarak çok uluslu ve çok dilli olan bu bölgede komşu yerleşkeler üzerine seferler yaptı. Daha önce Hint diyarına yağma akınları yapmış olan Babür, 1519 yılında ilk kez Indus nehrini geçti. Indus'un ötesi artık bambaşka bir dünyaydı. Hindistan, Babür'ün doğup büyüdüğü yerlerden o kadar farklıydı ki, burada çiçekler bile Orta Asya'dakinden farklı açardı. Bu egzotik dünya, Babür'ü büyülemiş ve kendisine çekmişti. Aradığı yurt belki de burasıydı. Babür, 1522 yılında uzun süredir çok arzuladığı Kandehar'ı ele geçirdi. Fethini kutlarken Kuzey Hindistan'da hüküm süren Ludi Hanedanı'nın Lahor valisi Kandehar'a gelip Babür'den yardım istedi. Zaten uzun süredir gözü Hindistan'da olan Şah, Sultan İbrahim Ludi'ye mektup yazarak zamanında dedesi Timur'un ayak bastığı bu yerlerde hakkı olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra Timurlular 2 sene içerisinde 3 kez Pencap eyaletine yağma akınları yaptı. Hayber geçitlerini ve Indus'u geçen Babür 1524 yılında Lahor'a hakim oldu. Özbeklerin Belh tarafına saldırması üzerine tekrar geri dönünce Lahor ve çevresi elden çıktı. Bu suretle Hindistan fethi bir süre daha gecikti. 1526 yılına kadar Kuzey Hint diyarına 5 kez akın yapan Babür, bu işi kökünden çözebilmek adına kısıtlı imkanlarla topladığı 12.000 adamıyla Delhi Sultanı İbrahim Ludi'nin üzerine yürüdü. Sultan İbrahim de Afganlardan ve Hintlilerden oluşan ordusuyla düşmanını karşılamak için yola çıktı. Yanında ünlü Hint racalarından Vikramjit de vardı. 2 ordu Yamuna nehrinin sol kıyısında, Delhi'nin kuzeyindeki Panipat'ta karşılaştı. Babür'ün 12.000 kişilik ordusu gönüllülerle 20.000'i aşmaktaydı. İbrahim'in ordusu ise çoğu paralı asker olmak üzere 70 bin adamdan fazlaydı ve orduda onlarca fil de mevcuttu. Nehir ile Panipat arasına yerleşen Babür, ordusunu 8 ayrı kısma böldü. Sağ ve sol kanat önlerini hendeklerle savunmaya aldı. Merkezin önüne ise birbirine bağladığı arabalarla bir set çekti. Bu set tüfekçilerle ve darpzen toplarıyla donatıldı. Bu tabur sistemini Babürlüler Osmanlı tarzı olarak anıyordu. Arabaların ardında da sahra topları mevcuttu. Bu muharebeyle beraber Kuzey Hindistan'da ilk kez bir savaşta ateşli silah kullanılacaktı. Babür, Afgan ve Hintlilerin Özbeklere benzemediğini biliyordu. Onların düzen içerisinde bile yürümekten aciz olacakları öngörüsünde bulundu. Ve öngörüsü doğru çıktı. Sultan İbrahim ona doğru gelmekteydi ama bu ağır, aksak ve çok düzensizdi. Babür, rakibin sağında daha çok adam olduğunu görünce ihtiyat birliklerini kendi soluna kaydırdı. Kanatlardaki atlı okçularına emir vererek saldırıya geçmelerini söyledi. Pusuda bekleyen sağ ve sol kanat uçları şimşek gibi hareket ederek rakibin arkasına geçip ok atmaya başladı. Sol ve sağ kanatlar da aynı şekilde hücuma geçip iki yandan saldırdı. Çarpışmaya girildiği anda Babür merkezden sağ kanadına destek kuvvet yolladı. Atlı okçular karşısında kafası karışan Ludi ordusunun merkezindeki filler öne çıkmaya çalışınca Babür de bu sefer topçularına ve tüfekçilerine emir verdi. Geri göğü inleten bu ejderlerin sesini ilk kez duyan Hintliler kendilerini cehennemin ortasında buldular. Ateşten ve sesten korkan fillerle atlar sağa sola başıboş bir şekilde koşuşturmaya, kendi adamlarını ezmeye başladı. Sultan İbrahim her ne kadar merkeze bir iki kez saldırmaya kalksa da arabaları geçip de daha öteye varamadı. Kanatlardan bozkır atlılarının daha da bastırması üzerine Ludi ordusunun kanatları birbirine karıştı ve ortalık cümbüş yerine döndü. Sultan İbrahim ve Raja Vikramjit savaş alanında ölürken orduları da dağılıp gitti. Savaş sonucunda Timurlular 6 bin adam öldürürken 40 bin kadar Hintli ve Afgan çıkan hengamede hayatını kaybetti. Harp sonrası hızlıca Delhi ve Agra'ya giren Şah buraları sorunsuz bir şekilde ele geçirdi. Artık Hindistan'daki Ludi egemenliği yerini Timurlu egemenliğine bıraktı. Hindistan dipsiz bir kuyu gibiydi. Adımını atanı kendisine çeker ve yok ederdi. Burada tutunmak ve var olmak bir hayli zordu. Ufacık bir orduyla Hindistan'a giren Babür için ise bu, olması gerekenden daha meşakkatli olacaktı. Hintlilerin boyun eğmediği, Orta Asyalı askerlerinin vatanlarına dönmek istediği bir ortamda Babür'ü sıkıntılı günler beklemekteydi. Sadece bu dertler yoktu ki başında. Şah hiçbir şekilde yeni diyarının iklimine alışamamıştı. Sürekli hasta oluyordu. Hindistan'ı yurt tutmak konusunda endişeleri olan Babür, yeni çözümler ve çareler bulmaya yöneldi. Timur hanesinden gelmesinin bu coğrafya için zerre bir şey ifade etmediğini anlayan Şah, her zamanki gibi pragmatik davrandı. Timur ekolü yerine yüzyıllar önce Hint diyarını elinde tutan Gazneli Mahmut'un ekolünü ön plana çıkardı. Kendisini bir mücahit şeklinde tanıtıp kafirler dediği Hindulara karşı cihat başlattı. Halkın huzurunda bir daha içki içmeyeceğini yemin edip Müslüman tüccarlardan alınan vergileri düşürdü. Kılıcını kuşanıp din uğrunda savaşan gazi kimliğini öne çıkaran Babür Şah, bu şekilde emri altındakilerin dinamizmini devam ettirdi. Rajasthan'ın önde gelen krallarından Rajput Rana Sanga, başta Babür'ün dedesi Timur gibi yağma yapıp gideceğini sandı. Fakat Türk hanedanının bölgeye yerleşme amacında olduğunu sezince derhal bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Tüm Rajasthan krallarını aynı çatı altında birleştirip bir konfederasyon kurdu. Bu ittifaka farklı kralları da dahil etmenin yanında, ağabeyi Sultan İbrahim'in ölümünden sonra kendisini Ludilerin yeni lideri ilan eden Mahmut'u da tertibata dahil etti. Rajput Rana Sanga komutasındaki kalabalık müttefik ordusu Agra'ya yaklaşırken Şah da doğuda uğraşmakta olduğu işleri bırakıp Rana Sanga'nın karşısına çıktı. 1527 yılında gerçekleşen Kanva Muharebesi, Orta Asya kökenli bu yeni devlet için Panipat'taki cenkten daha mühimdi. Bu savaş, Babür'ün Hindistan'daki kaderini belirleyecekti. Ya tamam, ya devam denilecek nokta işte buydu. Güneşin altın mızrağı Agra kentinin kubbelerinde parçalanırken iki ordu tüm hiddetiyle birbirine girdi. Babür'ün muharebe günü kan balığa ulaştı, toz aya çıktı şeklinde aktardığı mücadeleyi zorlansa da ateş gücü sayesinde Timurlular kazandı. Rajput Konfederasyonu ise kısa süre sonra dağıldı. Bu muharebede dini öğeleri çok fazla kullanan Babür, gazi unvanını adının önüne ekleyerek gücünü bir kez daha gösterdi ve bu yeni diyara sımsıkı tutunacağını herkese kanıtladı. Savaş sonrası ölülerin kafa taslarından kuleler yaptırarak kendisinin dedesi Timur'dan aşağı kalır bir hükümdar olmadığını Hintlilere gösterdi. Giderek zenginleşen ve güç kazanan Babür, racalar üzerine yaptığı bir dizi seferden sonra Kanva'da meydandan kaçan Mahmut Ludi ve Afgan beylerini ortadan kaldırmayı kafaya koydu. Mahmut ise Racastan'dan Bimar'a geçmişti. Burada yeni bir Afgan-Peştun birliği oluşturan Mahmut, Bengal Sultanı Nusret Şah'ı davasına ortak etti. Babür, ülkenin doğusunda kendisine karşı yeni bir güç odağının oluşması üzerine oğlu Hümayun'un yanına gitti. Ganj nehrini geçip Bimar'a girdi ve 1529 yılında Mahmut Ludi'nin başını çektiği ittifak ordusuyla karşı karşıya geldi. Timur ordusu, Gagra Muharebesi denilen bu çarpışmayla Mahmut Ludi'yi yenmeyi başardı. Afgan meselesi çözülürken Bengal Sultanı ile de barış imzalandı. Bu zafer, Timurluların Kuzey Hindistan'daki varlığını tescilledi. Tarihler 1530'u gösterdiğinde Zahiriddin Muhammed Babür ağır bir hastalığa yakalandı. Söz vermesine rağmen bir türlü içki ve uyuşturucu içerikli macun bağımlılığını bırakamayan şahın zayıflayan bünyesi, alışamadığı Hint ikliminin de etkisiyle iyice çöktü. Gözlerini Fergana bahçelerinde açan bu çılgın Türk, yaşadığı onca şeyden sonra geride büyük olduğu kadar kırılgan da bir miras bırakarak Aralık 1530'da Agra Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine naaşı Kabil'deki Babür bahçelerine defnedildi. Şan ve şöhret ona, onu anlatmakta bize kaldı. Babürlüler kitabı ve daha fazlası için kronikkitap.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.